İşte bu en sevdiğim kurabiyeyi de yaptım. Bu kurabiyeye gerçekten bayılıyorum. Şimdi bunu bahçeye götüreyim. Sonra da Barbie'yi çağırayım ve onunla çok güzel bir kız günü yapalım. Şimdi şuraya şöyle götüreyim bunu. Bunu da böyle koyayım. Ve işte bu. Aa, bu ses de ne böyle? Ne oluyor orada ya? Aa, bir dakika. O Barbie. Bunlar da mafya olmalı. Bir dakika ya. Evini havaya kaldırmışlar Barbie'nin. Bu nasıl olur? Vinçle hem de. Hemen geliyorum. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok kötü mafyalar. Duydunuz mu? Sen bu işe karışma lütfen. Çünkü Barbie bize borcunu ödemedi. O yüzden biz de Barbie'nin evini yukarı çıkarttık ve şimdi paramparça Yalan atıyor, edeceğiz. yalan atıyor Gökçe. Elimde belgeler var. Evin bütün borcu bitti. Sadece 1 lirasını ödeyemediğim için faize koymuşlar. Ve şu an 50 TL olmuş. 50 TL'yi de ödeyeyim diyorum, kabul etmiyorlar. Bir dakika, böyle bir şeye hakkınız yok, tamam mı? Hemen o evi bırakın yoksa sizi mahvederim, anlaşıldı mı? Sen de kimsin bakalım kız? Uzakta dur bakalım, yoksa senin evini de böyle asarız. Ha? Benim evimi de mi işte yukarı kaldırırsınız? Buna da hakkınız yok. Barbie, beni hemen burada bekle. Silahlarımı alıp hemen geleceğim, tamam mı? Tamam Gökçe, tamam ama acele et, ne olursun. Evim mahvolmak üzere. Tamam Barbie, korkma, geliyorum işte. Siz göreceksiniz gününüzü. Kimsenin evini vinçle yukarı kaldırıp arkadaşlar yıkmaya, paramparça etmeye hakları yok. Şimdi onlara günlerini göstereceğim. Evimde silahım olacaktı. Şimdi onları alacağım. Ama çok kalabalıklar. Umarım tek başıma onlarla mücadele edebilirim. İşte silahım burada. Şimdi bunu alacağım ve gideceğim. Şöyle gidelim bakalım. Ya bu yaptıkları çok adaletsizce. Umarım Barbie'nin evini kurtarmayı beceririm. Çünkü o benim en yakın arkadaşım. Baksanıza, evi yukarıda. Hey mafyalar, beni duyuyor musunuz? Eğer evi hemen bırakmazsanız sizi mahvederim, anlaşıldı mı? Hayır, olamaz. Silahı var kızın. Herkes sesini çeksin. Ateş edeyim de ateş edeceğiz. Ha? Ateş dediğinde ateş mi edecekler? Barbie, çok kalabalıklar. Gökçe, yardıma ihtiyacımız var. İmdat, yardım edecek kimse yok mu? İmdat, yardım edin. Siz görürsünüz. Alın dedim size, tamam mı? Alın bakalım. Hayır. Olamaz, örümcek adam geldi. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Uzak durun Gökçe'den. Gelin bakalım, hepinizin işini bitireceğim. Gökçe, Barbie, siz dışarıda birazcık geride durun. Onların işini ben bitireceğim, anlaşıldı mı? Vay canına Gökçe, gerçekten de inanamıyorum. Örümcek adam bizi kurtarmaya geldi. Evet ama yardıma ihtiyacı var, zorlanıyor. Alın bakalım size, tamam mı? Sana yardım edeceğim örümcek adam. Gökçe, çok dikkatli ol, tamam mı? Bunlar çok tehlikeli adamlar. Gelin bakalım buraya. Kimseye haksızlık edemezsiniz. Sizi ışınla mahvedeceğim. Olamaz, hadi gel gel, sen de gel. Evet, hepsinin işi bitti galiba. Son o kaldı. Evet, onun da işini hallettim. İyi misiniz? Size zarar verdi mi? Bu vinç de ne? Bu el de ne böyle? Ben hemen anlatayım sana. Barbie'nin evini, yani arkadaşımın evini vinçle yukarı kaldırmışlar. Olamaz, bu çok büyük haksızlık. Ama sen geldin, kurtardın. Çok teşekkür ederim örümcek adam. Sen bir süper kahramansın gerçekten. Evet ama bu adamları iyi bilirim. Bunlar Tepegöz Ahmet'in adamları. Bütün evi kaldıracaklarmış. Az sonra bütün şehri yıkıp buraya kocaman bir otel inşa edeceklermiş. Yani çok kalabalık olacaklar. Bizi çok büyük bir savaş bekliyor. Savaş mı? İnsanların evini yıkıp buraya otel mi kuracaklar? Evet, bu onlar için çok iyi bir ticaret olacak. İnsanlardan para kazanacaklar. Olamaz. Bu gerçekten de çok tehlikeli bir şey. Ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok ama şehri kurtarmamız gerekiyor. Evet, şehri kurtarmazsak buraya otel dikecekler. Buna asla izin veremem. O zaman Gökçe, şöyle bir durumumuz var. Senin gücüne ihtiyacım var. Seni süper kahramana dönüştüreceğim. Ama bunun için seninle evlenip güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Evlenmemiz mi gerekiyor? O zaman tamam. Şehri kurtarmak için bunu yapabiliriz. Güçlerimizi birleştiririz. O zaman anlaşıldı. Şimdi eve git ve git ki elbiseni giy. Ben de nikah memurunu ayarlayıp düğün salonunda görüşeceğiz. Barbie, sen de Gökçe'ye yardım et.
Tamam ederim örümcek adam. Vay canına, örümcek adamla evleneceksin ve sen de örümcek kız olacaksın Gökçe. Bu çok havalı. Evet ama şehir hala tehlike altında Barbie. Hemen şehri kurtarmamız gerekiyor. Hadi gel bakalım gelinliğimi giyeyim. Sonra da nikah dairesine gidelim bir an önce. Örümcek adamla evlenmem gerekiyor. Gidelim de giyinelim bakalım. İşte tamamdır, gelinliğimi giydim Barbie. Vay canına Gökçe, inanamıyorum. Gerçekten çok güzelsin. Teşekkür ederim Barbie. Ama bu formalite bir evlilik. Merak etme o yüzden. Çok heveslenme. Aman olsun. Belki gerçeğe dönüşür kızım. Hadi al bakalım. Bu tacı tak, tamam mı? Bu benim sana düğün hediyem. Barbie tamam, takıyorum o zaman. Teşekkür ederim. Şöyle takalım bakalım. Aa, gerçekten de çok güzelmiş. Vay canına, resmen bir prenses gibisin. Tek eksik olan çiçek, çiçeği de eline al ve şimdi gerçek bir gelinsin. Evet sanırım öyleyim. Baksanıza arkadaşlar, sizce güzel oldum mu? Bence çok güzel oldun. Hadi herkes yorumlara yazsın o zaman. tamam hadi gel bakalım. Artık gidebiliriz. Umarım şehri kurtarırız. İnsanların evlerini vinçle yukarı kaldırmaları çok kötü Barbie. Evet ben söyledim sana ve ilk benim evimden başladılar. Gerçekten ben bazen şanssız bir kız olduğumu düşünüyorum. Saçmalama Barbie, şanssız falan değilsin. Benim evimde kalkabilirdi. Aa, örümcek adam orada. Hadi koşun, kaybedecek zamanımız yok. Vay canına Gökçe, gerçekten çok güzel bir gelin olmuşsun. Teşekkür ederim örümcek adam. Peki ya sen nikah memurunu ayarladın mı? Evet hepsini ayarladım. Gerçekten de çok güzel. Ya örümcek adam sen ne kadar zevksizsin. İnsan bir damatlık örümcek kıyafeti falan giyer. Öyle bir şey mi var Barbie? Maalesef öyle bir şey daha icat edilmedi örümcek adamlar için. Neyse nikah memuru orada. Nikah memuru şimdi beni iyi dinle. Gökçe ile hemen Yıldırım Mikail'e evlenip güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Yoksa senin evine kadar bütün evler yıkılacak, anlaşıldı mı? Merak etmeyin, tabii ki bunu yapabilirim. Lütfen sandalyeye oturun. Tamamdır, teşekkür ederiz nikah memuru. O zaman şöyle ben oturdum. Şahitleri de benim. O zaman ben de hazırım, artık başlasın nikah. O zaman şimdi ilk önce Gökçe Hanım'a sorarım. Gökçe Hanım, örümcek adam ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet kabul ediyorum nikah memuru bey. Tamamdır, lütfen imzanızı atınız. Şöyle atıyorum o zaman şuraya. Evet işte attım, tamamdır. Hadi o artık zaman... bana sor. Şimdi sıra örümcek adamla. Örümcek adam, sen Gökçe Hanım ile hiçbir kimsenin baskısı altında kalmadan kendi arzun ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet ediyorum, evet kabul ediyorum. Şöyle imzamı da atayım ve işte bu. Tamamdır, yaşasın. Resmen hayalimdeki. O zaman ben de şimdi Barbie'ye soruyorum. Barbie, sen ile şahitlik ediyor musun? Evet ben şahitlik ediyorum. Bence çok güzel bir evlilikler olacak. O zaman ben de örümcek adam ve Gökçe Hanım'ı karı koca ilan ediyorum. Tamamdır o zaman, işte bu. Artık güçlerimizi birleştirebiliriz. Yaşasın, çok mutluyum ya. Resmen en yakın arkadaşım evlendi sanırım, ağlayacağım. Saçmalama Barbie, bu formalite bir evlilik. Tamamdır örümcek adam, şimdi ne yapacağız? Hemen anlatıyorum. Şimdi senin evinin arka bahçesine geçeceğiz ve süper kahraman olma makinesini hazırlayacağım. Hadi ben uçarak gidiyorum. Kaybedecek vaktimiz yok. Siz de hemen arkamdan gelin. Tamam geliyoruz. Hadi Barbie koş, kaybedecek vaktimiz yok. Evet koşuyorum, tamamdır bakalım. Şöyle gidelim. Acaba örümcek kız olunca nasıl da olacaksın? Acaba güzel mi olacaksın ya da kıyafetin nasıl olacak, çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum nasıl olacağımı. Hadi gel gidelim bakalım. Örümcek adam neredeyse oradadır. Hadi oyalanmayın. Ben makine yapımına başlıyorum. Şimdi anlatıyorum. Buraya üçer tane blok koymam gerekiyor. Demir bloğu. Şimdi şu şekilde koymaya başlıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ve 1, 2, 3. Toplam 9 tane oldu. Şimdi merdivenini yerleştireceğim ve camları koyacağım. Beni iyi izleyin. Vay canına be, izliyorum. Bu inanılmaz bir makine olacak. Belki ben de dönüşürüm. Olmaz mı? Size hep destek olurum. Maalesef olmaz Barbie. Ben evlendiğim kişiyi ya da ailemden olan bir bireyi dönüştürebilirim. Başkasına dönüştürmem yasak. Olsun. Sen benim için zaten bir süper kahramansın Barbie. Ya canım arkadaşım benim. Umarım şehri kurtarırsınız. Gerçekten şehrin buna ihtiyacı var. Resmen şehirde unutulmaz bir süper kahraman olacaksınız. Evet gerçekten de sanırım öyle olacak. Sen ne durumdasın örümcek adam?
Bitmesine çok az kaldı. Buraya da makineleri bu şekilde yerleştiriyorum. Ve işte tamam, son olarak demir kaldı. Demir kapı. Demir kapıyı da şöyle koyduktan sonra evet işimiz bitti. Artık sadece koordinatlar kaldı. Şimdi buraya bir bilgisayar koymam gerekecek. Bir bilgisayardan pilleri bağlayacağım. Ama pilleri sen koy. Hemen makinenin arkasında bana yardım et. Tamam, pilleri koyuyorum o zaman ben. Makinenin arkasına şu şekilde pilleri yerleştirmem gerekiyor sanırım. Hemen buraya koydum, buraya da koydum ve işte tamamdır. Örümcek adam koydum ben. Aferin, iyi iş çıkarttın. Tamamdır, şimdi ben de koordinatları oluşturacağım. Hadi o zaman Barbie, sen de kızıl taşları yerleştir. İyi, tamam, hemen yerleştiriyorum. Şöyle yerleştireyim bakalım. Şimdi beni iyi dinle. Pille bilgisayara bağlı olacak. Evet, aynen şu an olduğu gibi. Oldu mu, başarabildin mi? Bakacağız, bunu denemeden anlayamayız. Gökçe, tuşa bas, koordinatlar çalışırsa, yanıp sönerse olmuş demektir. Tamamdır, o zaman hemen basıyorum. Umarım işe yaramış olur. Evet, bastım. Vay canına, yanıp sönüyor. İşte başardık. Oley, yaşasın. Hadi Gökçe, kaybedecek zamanımız yok. Hemen makinenin içine gir. Tamam, ama canım yanmaz değil mi örümcek adam? Ben birazcık korkuyorum. Hayır, hissetmeyeceksin bile. Sadece küçük bir elektrik çarpımı gibi olacak. Elektrik çarpımı mı? Tamam, sen yine de tuşa yavaş bas. Tamam, o zaman hazırsan Gökçe, süper kız yani örümcek adam yani örümcek kız olacaksın işte bir şeyler. Aman kafam karıştı, yazdım koordinatları. Hazır mısın? Tuşa basıyorum. Hazırım, hazırım. Bas artık. O zaman 1, 2 ve 3. Aa, ne oluyor? Dönüşüyorum galiba. Bir şeyler oluyor bana. Dönüşüyorum galiba. İşe yaradı mı örümcek adam? Evet Gökçe, işe yaradı. Vay canına, bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmezdim. İnanamıyorum kızım. Çok havalısın. Vay canına, hemen Instagram'a story atmam lazım seninle. Dur, önce şehri kurtarmamız gerekiyor Barbie. Allah Allah. Peki ne güçlerim var acaba şu an? Vay canına, gerçekten inanılmaz olmuşum. Çok mutluyum. Ve bir sürü örümcek ağım var. Seni böyle istersem hapsedebilirim. Dur bakalım, bunları bende değil düşmanlarda kullansan daha mantıklı olur. Tamamdır, kullanacağım. Ama bir de silahım güncellenmiş. Şöyle silaha bakayım, ne silahı bu? Şöyle. Vay canına, inanamıyorum. Gökçe, bu inanılmaz bir şey. Acaba şehir şu an ne durumda? Hemen gidip kurtarmanız gerekiyor. Tamamdır. Hayır, olamaz. Bırakın benim evimi, bırakın lütfen. Sesini pislik marketçi. Sanırım geldiler Gökçe. Hadi o zaman. Elinden geleni ardına koyma. Başarabiliriz. Hemen yanıma gel. Tırmanman gerekiyor. Tırmanmak mı? Ama bilmiyorum tırmanmayı. Kaybedecek vaktimiz yok. Dene, tamam mı? Başarabilirsin. İnanıyorum. Hadi arkadaşlar, sizler de Gökçe'ye destek olun. Yapabilirsin Gökçe abla yazın. Tamam. Tamamdır o zaman. Hadi gel bakalım. Deniyorum. 1, 2 ve şöyle. Vay canına, inanmıyorum. Başardım örümcek adam. Dedim sana. Hadi o zaman artık şehri kurtarmaya gidelim. Sana güveniyorum Gökçe. Sana çok güveniyorum. Teşekkürler Barbie. Hadi o zaman. Olamaz. Şehir gerçekten de tehlike altında örümcek adam. Başarabilir miyiz dersin? Başka çaremiz yok. Başaracağız. Şehri kurtaracağız. Kötü insanlara yer yok. Biz iyi süper kahramanlarız. Tamamdır. O zaman ben kendime güveniyorum. Hadi gelin bakalım. Elinizden geleni ardınıza koymayın mafyalar. Hadi bakalım. Alın dedim size. Sen de al, sen de al. Hadi durma. Örümcek ailesi gelmiş. Şunları işini hemen bitirmeliyiz. Kara Sakal Ahmet'ten tam emir, öldürün bunları. Gökçe'ye sakın zarar vereyim demeyin. Alın bakalım. Hepinizin işini bitireceğiz. Alın bakalım, tamam mı? İnsanların, masum insanların evlerini alıp hapsetmeye hakkınız yok. Buraya otel kurmanıza asla izin vermeyeceğiz. Burada bir kasaba var ve bu kasabaya asla zarar veremezsiniz. Gökçe, her yere örümcek ağları koyup onları sıkıştırıyorum. Gerisi sende. Hadi sıkıştırdıklarımın işini bitir. Tamamdır örümcek adam. O zaman al bakalım, al bakalım. Sen de al, sen de al. Hepinizin işini bitireceğim. İşte bu. Olamaz. Tamamdır. Al bakalım. Örümcek ağına yakalandım. Örümcek ağa. Yakalanırsın tabii. Sizi pislik örümcekler. Buraya tırmanabileceğini mi zannediyorsun? Gel bakalım. Sen de gel. Sen de gel şöyle. Şöyle al bakalım. Hadi Gökçe, sana güveniyorum, tamam mı? Sana çok güveniyorum. Yapabilirsin. Tamamdır Barbie, deniyorum. Yapmayı deniyorum. Şöyle şunun da işini bitirelim. Ve tamamdır. Şimdi atlıyorum şöyle.
Evet işte bu. Hadi gelsenize, korkmayın. Aa, tabii gelemiyorsunuz değil mi? Sonuçta örümcek ağlarınız var. Al bakalım, sen de al şöyle. Aa, olamaz. Aa, şarjörüm bitti. Hemen yenilemem lazım. Aa, örümcek adam tam zamanında olamaz. Geldi. Olamaz. Seni bırakın, beni bırakın. Şarjörüne dikkat et Gökçe. Az kalsın başına zarar geliyordu. Şarjörünü yenileyip durman gerekiyor. Tamamdır örümcek adam. Teşekkür ederim şarjör için. Al bakalım sen de al. Başka birisi kaldı mı? Evet, burada insanlar var. Alın dedim size. Alın bakalım sen de al şöyle. Al bakalım, al bakalım sen de. Hadi yapabilirsiniz, yapabilirsiniz örümcek kız. Hadi yapabilirsin. Yapıyorum, yapıyorum. Şöyle sen de gel bakalım. Ah, hepsinin işi bitti. Peki bunların başları nerede acaba? Gökçe, sana çok güveniyorum. Dedim sana yapabilirsin dedim. Sen inanılmaz bir örümcek kız oldun. Teşekkür ederim Barbie ama bunun sonu hala gelemedi. Ana söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim sana bir örümcek daha doğurdu. Söyle dedim. Söyle dedim yoksa senin işini çok fena bitiririm. Örümcek adam neler oluyor burada? Gökçe, bu adamdan bunların başının nerede olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa daha fazla ordu gönderebilir. Hadi bakalım söyle, yoksa senin kafanı patlatırım. Söyle dedim sana. Tamam, vurma bana. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Lütfen beni öldürmeyin, yeter ki çocuklarım var. Seni öldürmek zaten istemiyoruz. Biz iyilik peşindeyiz. Neden kötü adamların adamlıklarını yapıyorsunuz anlamıyorum. Söyle hadi bana, senin başın nerede? Seni yöneten adam nerede? Tamam ama lütfen benim söylediğimi söylemeyeceksiniz. Tamamdır, söylemeyeceğiz. Tamam lan hadi söyle artık var ya, yoksa seni mahvederim. Tamam lütfen beni korkutuyorsunuz. Şehrin dışına çıkacaksınız. Şehrin dışındaki evde Luna Park'ın yanında bir ev olacak beyaz. Ama dikkatli olun. Kapıda bayağı bir güvenlikleri var. Kara Sakal Ahmet çok güçlü birisi gerçekten. Kapıda zaten adı, siyah arabalar görürseniz. Arkadaşlarım çok güçlü. Seni mahvederiz. Al bakalım sana birazcık çimen yedirteceğim. Olamaz, bana vuruyor. Ben kaçıyorum. Yeter artık, sıktınız canımı. Onu öldürdük. Barbie iyi misin? Ay ben elleri bağlı sanıyordum. Bir anda üstüme saldırdı. Ne bileyim, ben de o yüzden öyle konuştum. Aman Barbie, tamam şehrin dışındaymış. Hadi bakalım bir an önce oraya uçmamız gerekiyor örümcek adam. Tamam hadi beni takip et, ben o evi biliyorum. Hadi gel Gökçe. Tamamdır, geliyorum. Barbie sen de peşimizden gelirsin. Şuraya şöyle tırmanayım. İşte bu. Tamam geldim. Şimdi şuradan da şöyle. Evet. Hadi seni takip ediyorum. Buradan da atladım. Şöyle şuradan da geçelim. Tamamdır bakalım şimdi burayı da böyle. Vay canına be, örümcek kız olmak gerçekten de bir efsane. İstediğin yere istediğin şekilde gidebiliyorsun. Hadi örümcek adam, önündeyim, geride kaldın. Oh, gerçekten zannettiğinden daha hızlı öğreniyorsun Gökçe. Aferin sana. Ama tabii ki istersem seni geçerim. İşte ev burası, tamam mı? Tehlikeli olabilir. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Barbie sen birazcık geride kal. Sonuçta senin bir gücün yok, tamam mı? Tamam. Zaten bana bir şey olursa canım arkadaşım beni korur. Elbette ki korurum. Tamamdır. Demek orası. O zaman oraya doğru gidelim. Hadi gel bakalım örümcek adam. Ben başaracağımıza inanıyorum. Şöyle gidelim bakalım. Orada adamlar var. Hey, beni görebiliyor musunuz? Gelin bakalım, işinizi bitirmeye geldim. Hayır, olamaz. Baskın yedik, baskın. Al bakalım sen de al. Sen de al bakalım şöyle. Ve sen de al. İşte bu. Hepsinin işini bitirdik mi örümcek adam? Evet Gökçe, bitirdik ama hala Kara Sakal Ahmet'e ulaşamadık. Kapıyı açıp içeri girmemiz gerekiyor. Tamamdır, ben bunu yaparım. Ha? Ellerini havaya kaldır Kara Sakal Ahmet, sen olmalısın. Evet Kara Sakal Ahmet benim. Sonunda sizle karşılaşabildim örümcekler. Elimdeki tane silah var. Sağdaki silah senin kafanı sıkacağım örümcek kız. Soldaki silah ise örümcek adama sıkacağım. Deneme bir de, yoksa senin beynini patlatırım. Anlaşıldı mı bakalım? Senin derdin ne? İnsanların evini kırıp da oraya otel yapamazsın. Orası senin ticari merkezin değil, anlaşıldı mı? Orası benim ticari merkezim. Hiçbir kimse benim ticari alanıma karışamaz. Ve siz örümcekler, siz küçük böcekler, beni durdurabileceğinizi mi zannettiniz? Elbette ki durdurabileceğimi zannettim. Elbette ki durdurabileceğimi zannettim. Al dedim sana. Çek işini bitireceğim. Gel buraya. Al bakalım. Al, hayır. Beni çok sinirlendirdin. Başardık. Örümcek adam yaşasın. Başardık.
Seni tebrik ediyorum Gökçe. Gerçekten senin sayende inanılmaz bir iş başardık. Evlenip güçlerimizi birleştirmeyi kabul etmeseydin şehirdeki bir sürü masum insan evsiz kalacaktı ve bu çok tehlikeli olurdu. Evet, gerçekten tehlikeli olurdu ve işte başardık, yaşasın. Kendimi çok iyi hissediyorum. Oley be. Ve örümcek kız da oldum. Bu da çok havalı. Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar. Örümcek adamla birlikte iyi iş başardık. Barbie de bize tabii ki destek oldu yanımızda olarak. Evet ya, gerçekten de bayağı destek oldum. Evet evet. Neyse canım ailem, sizleri çok seviyorum. Ekranda iki tane video çıktı. Onlara tıklayıp bir önceki ve bir sonraki maceralarımızı izlemeyi unutmayın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Görüşürüz ve bye bye.